Herkese selamun aleyküm. Bugün video zamanı. Video çektik. Baş kısmını, 13 dakikalık olan kısmını ya sarmadı beni. Bilgiler var mıydı? Paylaşmıştık insanların böyle kahveye gittiğimdeki oradaki edindiğim anekdotları bahsettim. Hani horozları fazla aşırı takviye kullandıklarını. Beğenmediğim yerleri vardı. Tekrar son 9 dakikasını ayırdım, böldüm. Kız böldü daha doğrusu, ben anlamam o işlerde. Şimdi buraya bir başına 3-5 dakikalık video daha koyacağım. Onu daha ayrıntılı anlatayım dedim. Kahveye gittik misal, aşırı yükleme yapıyorlar. Horozlar morarıyor, kasıyor, krize giriyor, sıkıyor kendini. Her horoz, Hint horozu en iyi hazırlama şekli fındık, kan üzümü, yumurta, yanında da buğday. Olay bu kadar basit. El idmanını kaliteli yaparsan, idmanını düzgün yaparsan ya çok az da yapmayacaksın, çok da yormayacaksın. Horoz bıkkın da olmayacak ama ham da olmayacak. Ayarladığın zaman Hint horozu kaliteliyse sonuca gidiyor abi. Yani bunun kaçışı yok. Neyse, tavuklarımız gelmeye başladı. Gelin bakalım. Şimdi yemimiz de hazır. Geçin hadi bakayım. Geçin. O yüzden kaliteli bir Hint horozuna, bu kadar horozlarına, işte onu bahsettim. Horozlarına güvensizlik çok fazla var. Abi iğne yapanı mı dersin, dobik vereni mi dersin? Ya şırınga serum vereni mi, serum takanı mı dersin? Ya öyle böyle değil yani. Özel macunlar tam müsabakaya girmeden önce atmalar. Bunların olmaması gerekiyor diye bahsetmiştim. Neyse şöyle koyalım. Havalar soğuk. Tekrardan her sene bu videoyu çekmek zorundayım. Hatırlatmak zorundayım. Ben kendime bir borç biliyorum. Siz bilirsiniz, bilmiyorum artık da. Ay maşallah, bu da Trabzon'a gönderdiğim çilin kızı. Bu da benim dön başımda topar çilimin kızı. Şu çaparım zaten. Bunun yavrusu toprağımda var. Bakacağız 2400'de. Havalar soğuk. Yeri soğuk olanlar için konuşuyorum. Sıcak olanlar, yeri müsait olanlar, horozları idmana başlayıp da ben sıkıntı yaşatmam diyenler için idman zamanı gelmiştir. Başlayabilirsiniz. Ama benim gibi şehir ayaklarımızın altında 1800 metre civarı yukarıdayız. Böyle soğuk olan, yerini sıcak tutamayan insanlar, şurada bir şey kalmamış, Ocak ayındayız. 2-3 ay daha sabredin. Mart havalar ısındıktan sonra başlayın. Bak hepiniz temre çiçek her sene yapıyorsunuz. Horozlar geri gidiyor. Ağır temre gören, ağır çiçek gören hayvanlar hiçbir zaman eski performansını sağlamaz. Sen ne kadar sağlar desen de sağlamaz. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bunları yapmayın kardeşim. Zamanı bu kadar sabreden bir insan burada 2 ay daha sabreder. Zaten Ocak ayının bugün ayın 3'ü. Yani burada ocağı sayma. Ocak, Şubat bitiminde sonra, Mart'tan sonra elle oynamaya başlarsınız. Mart'ın sonu da idmanlara başlarsınız. Hem idmanı görmüş olur, hem idmanlara başlamış olursunuz. Aceleniz yok. Sizin iyiliği için söylüyoruz. Bak biz paydos ettik. Bu horozlar başlamıyorlar. Tüyden çıkanlar var, yok mu? Var abi. En az 10 horozum tüyden çıktı. Ama nedir? Gerek yok horozu bozmaya. Yani. Keyfini bozmaya gerek yok. Bir şey bekliyorsak bir Hint horozundan, tüm sorumluluğu biz üstümüzden atıp horoza devretmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Sen üstüne düşeni yap, gerisi horoz yapacak. Bunu yapmadıktan sonra aklında şüphe kaldı mı? Horoz kötü olabilir, bak örnek veriyorum. Sen de haksızlık yapmış olabilirsin ama dersin ki ben haksızlık yaptım. Horoz iyiydi, iyiydi acaba mı? Ben bozdum dersin. Halbuki horoz iyi değildir. Ama yanılırsın. Ve horoz çok muazzamdır. Müthiş bir horozdur. Ama horozu bozarsın. Horozu beğenmezsin. İyi diyelim istersin. Kesersin veyahut da satarsın. Halbuki horoz çok muazzamdır. Sonra bin pişman, satarsın bin pişman olursun. Kesersin yine pişman olursun. O yüzden her şeyin zamanında güzel. Bak benim yerim yok. Sobamı yakabilirim ama gerek yok. Eskiden ben evin alt katına bakıyordum. Orada ringim, her şeyim. Şu anda benim alt katım benim kendi evimden daha sıcak. Ama ne oldu? Yarısını başka birisine babamlara verdiler. Sonra onlar çıktılar. Yarısı örüldü. 145 metrekare komple benimdi. Yani 60-48 kümes, horoz kümesi 12 tane, yavru alma kümesi, öyle böyle kümeslerim yoktu. Her şeyim vardı. Ama neydi o zaman? Bu zamanlarda daha iyi hazırlıyordum. Çünkü alt kat sıcak. Şu an en aşağı alt kat 16-17 derece. Yazın serin oluyor, kışın sıcak oluyor. Neyse. Görüyorsunuz. Şimdi
bunu bahsetmiştim. Bir de bunu da bu kadar ayrıntıya girmemiştim ama bahsettim. Orozlarınızı fazla takviye yapmayın. Aşırı yüklemeyin. İdman yüklemesi yapın. El idmanı yüklemesi, el idmanı yükleyin. Hint horozu böyle sağlıklı dövüşür. Öyle macunlar, dopingler. Horoz tamam dayanıklı olur. Sopaya düştüğü zaman çeker, o dayanıklılığını sağlar. Ama aktiflikten götürür horozu. Çalışkan horoz çalışmaz. Horoz sinirlendikçe kasılma yapar. Verdiğin vitaminler de horozun kasılmasını daha çabuklaştırır. Kasılır, bakarsın horozu vuruyordu, vurmuyor dersin. Bak unutmayın, bu millet hep yanıldığı noktamız, kahvede gördük. Apo'ya da ispatladım bunu. Yani o yüzden size söylüyorum. Horozunuzu olduğu yani ne gerekiyorsa fazlasına gerek yok. Ya bir şunu da versem daha iyi olur. Değil abi. O milletin verdiği o dopingler, milletin verdiği enerji, o bir tane beyaz bir şey gördüm. Karnabahar tarzı dişi benziyor. Islatıyorlar, pamur gibi oluyor. Sıkıyorlar, ağzına atıyorlar. Ya mesela bağlanıyor mesela baya 3 saat 4 saat boyunca her saat başı onu atıyorlar. Horozu bir tanesini attılar. Horoz yürüyemiyor. Mosmor oldu. Kahveye götürdük. Benim horozlarım pancar gibi kıpkırmızı. Adamlarınki mosmor. Ne demek? Fazla yükleme yapmışlar. Aşırı vitamin takviyesi yapmışlar. Artık ne vermişler onu alabilir. Ne oluyor horozlar? Çekiyor. Sopaya düşüyor. Sudan sonra topluyor. Ona kabulüm. Ama çalışmıyor onun horozu. Kaslan horoz çalışmaz. Strese giren hayvan çalışmaz. Çünkü insanoğlu bile sinirlendiği zaman elin ayağın birbirine dolaşır. Hint horozunda tüm canlılar böyledir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Neyse bir arkadaşa idman paylaşıyor. Yani şimdi videonu zaten orada kestiğim yerden itibaren koyacağım. Bir arkadaşa çok rica edenler var horoz hazırla diye. Mart ayında kısmetse 4 horoz isteyeceğim. Kümeslere bir de almışlar. Ben hazırlayacağım. Hem kendi horozlarımızı görmüş olacağız. Ondan bahsetmiştik. Zaten bu videonun hemen devamına zaten konuştuğumu görüyorsunuz. Bir de videonun son kısmını iyi dinleyin. Bakın orada şu horoz alma hususunda, tavuk alma hususunda bir arkadaşa yaptık. Şimdi herkes bana da yapar mısın diyor. O iş öyle kolay olmuyor. Neyse. Video devamında zaten ne gerekeni söylemişim. İyi seyirler dileyin. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi neyse işte biz de önce taş sevgini yapacağız. Veya taşları saracağız. Sıkıntı olacak yani kart horoz ama şimdi bir taşlıya tabii ki idman edemeyiz. Ya bunların hepsini görmüş olacağım biliyor musunuz? Aslında kimseye hazırlamama sözüm var da. Şöyle anlatayım. Çağıran yok. Kimse kapısına sokan yok. Bu usta çapında testle paylaşıp hikaye anlatanlar çok ama bizi kapısına davet eden horoz atma cesaretinde bulunamıyor. Şimdi o kardeşim de benden ufak. Şimdi bir tanesi de benimle aynı yaştaydı. Diğeri benden ufak. Şimdi hazırlanmışken hem bunların kaliteli horozları Türkiye çapında maç yapan bir adam. En büyük paralara maç yapan bir adam. Onun horozlarının karşısında bunları görmek benim için de iyi olacak. Hem not vermiş olacağız. Bir dur benim oğlum. Görüyor musunuz? Hem bunlara not vermiş olacağız. Hangisi kalacak, hangisi gidecek karar vermiş olacağız. Kümesi azaltmış olacağız. Bir şey daha iyi olacak. Yani anlatabildim mi? Yoksa bu kadar horoz bakıyoruz. Bak yavru alamıyoruz. Hep aynı, hatta bir bazıları diyor ya, hep aynı horozları gösteriyorsun. Keşke yenisi olsa. Şimdi yenisi olamıyor kardeşim. Ya bu arada şöyle anlatayım. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ne anlarsan anlarsın. Asgari bir zam geldi. Yemi bir hafta önce aldım. Şu alım 450 liraya. Asgari ücret zamı geldi. Tekrar gideyim alayım dedim. Zam geldi. Bir hafta yemi bile olmadı. Gittim 550 lira. Yemin ediyorum var ya. Allah herkesin, yani böyle yapan Allah herkesin belasını versin. Bu tür yapanlara. Yani inanır mısınız? Herkes bir asgari ücret açıklanmasını bekliyormuş. Yemin ediyorum. Yani kendi şahsın için söylüyorum. Ya bu kadar olmaz abi. 450 lira çuvalıydı. Açıklamamış mı şu sana gittim işte. 550 lira olmuş. Aynı buldu. Bu senin çuvalı 480 lira. 340 liraya alıyorduk. Düşünebiliyor musunuz? 480 lira olmuş. Yani böyle bir şey yok yani. Şu arada gösterelim videomuzu kapatalım. Bir şeyler daha söyleyeyim. Biraz şimdi video çeken benim hanımım fazla uzun durmayı sevmiyor. O yüzden 20 dakikada olmadı kapatalım ki.
Şöyle anlatayım. Şunu bahsedelim. Bir video daha çekeceğim ama o bize bir haftada bir çektiğim için hani şey yapmasın. Yine kaçırmayın. Şimdi horoz alan alan. Kahveden oradan buradan çok iyi horozlar. Çok iyi paralar alıyorlar. Hatta bizi atıyorlar abi. Nasıl diyor çok iyi horoz diyor. 3 tane maç 5 maç. Ama abi şunu yine yapmıyorsunuz. Bak kaybediyorsunuz. Bir sene sonra dönüyorsunuz. Yine bahsettim ama yine bahsedeceğim. Kapında tavuğun kaliteliyse, tavuğuna göre horoz al. Horozun varsa tavuk alıyorsan horozuna göre tavuk al. Bir örnek vereceğim. Burada da bu anekdot kalsın. Yani burada kalsın. Şimdi biz bunu paylaştık. Fesle paylaştık ama burada bir aktif not olsun. Bu yağlardan bir çift bize gelecek. Söz verdi. Söz vermek öyle başka bir şeye benzemiyor. Bir çift bize gelecek. Şimdi internetten ben de tavuk horoz geziyorum. Yani bakıyorum böyle. Kendime göre kan değişikliği lazım. Bu sene değil ama seneye lazım. Şimdiken iyi bir horozumu almak istiyorum. Mesela bir tavuk gördüm. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Aydın'dan bir tavuk gördüm. Bir adam. Tabii adam satıcı adam saydı. Rıdvan dedim İzmirli kardeşim. Orozun'un bana 30 saniye videosunu göndermişti. 30 saniye. Videosu tam aksak. Videosu da yarım diyoruz. O aklıma geldi. Horozun tavuğu diye söyledim. Hemen attım. Dedim ki bak senin körün tavuğu. Hemen bunu al. Çocuk aynı gün aldı. Ve oraya geleceğim. Bunu çocuk paylaşım yaptı. Paylaşım yaptı. Kendi açısından tabii ki yaptı. Bizim açısından kötü oldu. Niye? Şimdi Messenger kitlendi durumu. Abi bu nasıl? Bunu alayım. Bunu. Abiler bakın. Tavuk iyidir. Ben diyemem. Bak siz bundan kaybediyorsunuz. Bunu yani ya anlamak istemiyorsunuz ya da anlayamıyorsunuz. Şu horoz örnek vereceğim. Şu horozu ben internette gördüm aslında. Bak, bu örnek tekrar canlı örnek vereceğim. Bu tavuğum da benim tavuğum. Bak, örnek bu yani. Bu tavuk. Şu tavuk benim. Ben istersen bu horoz 10 maç yapsın. İstersen bu horoz hiç yapmasın. Adam hiç elini ayağını görmesin. Ya ben şimdi herkes bilir. Ben bir resimle anlarım diyorum. Anladım da abi. Bir resimle Arap bir horoza baktık. Araya adam koydum. Adamları tanıyor musun? Hep sanıyorlar. Horozu sordurduk. Horoz hiç maç yapmamış ama horoz ekstra horoz diyor. İdmanlar müthiş. Arap tavuk tülü diye bahsetmemişler. Maç yaptırmış. Kendini kapısına ayırmış. Alamadık neyse. Fiyatta düşme bulursa alacak. Oraya geleceğim. Şimdi bu horoz diyelim. Ben bunu tavuğuma uyuyorsa alırım. Benim tavuğumun horozuysa alırım. Bakın. Yoksa ben bu horoz altın da olsa almam. Veyahut da örnek veriyorum. Şu tavuğu alacağım. Bu da benim horozum. Benim horozumun tavuğuysa dışarıdan alırım. Ya şimdi bunu size anlattıkça siz bazı şeyleri hepten sapıtmaya başlıyorsunuz. Çünkü bak ben size söylüyordum bunu. Çok bilgi adamın kafasını karıştırır. Beyin iflas eder. Her adam bu kadar bilgiyi bak bunu en tek olarak beyin kanalı gibi söyleyen tek adam var. Bak açıyorsun bak. 100 kişi tanıyorum. Pardon 2 adam var. Bir Toprağan bir de Rıdvan dediğim İzmir arkadaşım. Bu kadar bu bilgiyi zekada sağlık. Abi diyor iflas ediyorum arada bir diyor. Beyin diyor yanıyor biliyor musun diyor. İşte hani anlat herkes anlat diyorsunuz ya. Her şeyi üstüne koyan bir tane adam çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. İşte biz de bunu anlatıyoruz. Bak kayıplardasınız abi. Şimdi herkes şu devirde. Ya tamam bir tanesi almış iyi bir horoz almış. Tamam horozu ben de ismini duydum. Horozun hatta küçük bir kısa videoları bize geldi. Şimdi kızacak bize bak kızmasın. Almış. Ortalama 25 bin liraya mı ne civarı almış. Abi atmış diyor. Abi attım diyor. İlla diyor bir tavuğu uyar. 5-6 tavuğun arasına atmış. Olmaz abi. Bakın. Ya, peki diğerlerine uymadan olacak. Hadi bir tavuğu uydu. Karışık alıyorsun. Hangi tavukta çıktığını bilecek misin? Yok abi. Ne fark eder? Peki 100 yavru aldın. Örnek veriyorum. 5-6 tavuktan 10 tane çıkarsa 60'lar 50 yavru yavru. 30 tane çıksa 30 tane çıksa. Oradan o tavuğun uymuş, bir tane tavuğuymuş, 5 yavrusu çıktı ve 10 yavrusu. Geri kalan 50 tanesine yazık değil mi? Bir sene mi geçer? E diyor satarım. E bak satarım diyor bu sefer. E yazık günah. E alan adamın günahına neye giriyorsun? İşte olmaz abiler bak alışveriş yaparken horoz alıyorsan kapındaki tavuğu değerlendir. Tavuk alıyorsan kapındaki horozu değerlendir. Boşa alma. Ha sadece ben maç yaparım diyorsan ona sözüm yok. Ama ben damızlıkçıyım diyorsan, olacağım diyorsan hem maç hem damızlıkçı olacağım, hem savaşçı olacağım, hem maç yapacağım, hem damızlıkçı olacağım diyorsan bu noktalara dikkat edin. Zaten fiziki özelliklerini tamamen bahsettik.
ekstra kalitenin nasıl olduğundan bahsettik. Kaşık gözün kalem yapısının ne anlama geldiğine bahsettik. Ama bunlardan en önemlisi senin tavuğuna olan uyumu. Yani senin oyununa göre olalım. Biz Rıdvan'a bu yüzden aldık. Unutmayın, bir resimle bir tavuk aldım. Bak, resimle aldım. Horozunu da hayatımda hiç görmedim. Ve kaç maç yaptığını bilmiyordum. Aldım, bu horozun uyuyacak dedim. Ve kefirin ekstra star yavruları alacağız. Bak, unutmayın bunu. Hala ayın 25'inde yatırmış. Bak, ben söylüyorum. Kısmet olursa çıkacak. Seneye bir çift bize gelecek. Sözün tabii ki, sözün de duracak, inanıyorum ama durursa bize gönderecek. Ve göreceğiz bir resimle nasıl horoz alındığını, nasıl tavuk alındığını ve iki tarafının hiçbir şeyini bilmediğim halde bile nasıl bir eşleme yaptığını, işte bunu öğret. Yani bunu herkese yaparız ama yapamıyoruz. Bazısı diyor abi, horozun bu bana tavuk olur. Ya abi, öyle olmuyor. Unutmayın bunu, bakın. Yine son videoyu kapatıyoruz. Horozunu göre tavuk arıyorsan, bak, horozla tavuk arıyorsan, kapındaki hangi horozunu almak istiyorsan, horozu tamamlayacak tavuk al. Onun tavuğunu al. Eğer kapında tavuğun varsa, dışarıdan tavuklarına göre horozu alıyorsan, hangi tavuğunu kullanacaksan, o bu sene kullanacaksan, o tavuğun horozunu al. Kalite böyle çıkıyor. Hiçbir iş şansa bırakılmaz. Hiçbir iş hayatta, sadece horoz için ama bu horoz işi hayattan daha önemli bir şey. Bu iş asla şansa bırakılmaz. Bir sene mi geliyorsun? Herkes en aşağı bir postada 15-10 yavru alıyor. Yemin kilosun ise bahsettiğim 550 olmuş. Aklınıza getirin. Neyse, hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce özür diliyorum. Selametle kalın.